Hepinize tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Zeynep. Eğer burada yeniyseniz siz de hoş geldiniz. Bu kanal genel olarak bir bitki kanalı ve bu videoda sizinle saksı değişimi yapacağız. Bu video güzel bir video olacak çünkü yılın ilk bitkisini aldım burada. Direkt konuya girdim farkındaysanız çünkü çok heyecanlıyım. Bu benim uzun zamandır istediğim bir bitki. Wishlist bitkilerinden bir tanesi. Hatta o kadar uzun zamandır istiyorum ki geçen seneki wishlist videosunun içinde olan bir bitkiydi bu. O yüzden çok heyecanlıyım. Beraber bu kutuyu açacağız birazdan. Kutuyu açtıktan sonra bitkiyi bir yorumlayacağız. Daha sonrasında saksını değiştirirken birazcık sohbet ederiz diye düşündüm. O yüzden burada kahvem de var. Bence siz de bir kahve yapın. Her neyse ben bunu açacağım. çok heyecanlıyım. Bitkiyi ben zaten üstünden okuyabileceğiniz üzere Cultplant'ten aldım. Cultplant daha önce bana Syngonium Albo yollamıştı ve o kutu açılımı videosunu biliyorsunuz zaten. Syngonium Albo açtığım kutu açılımı videosu vardı bir tane. O da Cultplant'ti. Ve paketlemeyi o kadar çok övmüşüm ki bazen videolarımı ben de arada bir izliyorum. Acaba ilerleme kaydetmiş miyim vesaire diye bakmak için. Ve o videoya denk geldim geçen gün. İzledim ve gerçekten paketlemeyi çok çok fazla övmüşüm. Artık yani böyle bitki umurumda değil gibi bir şey olmuş yani. Çünkü gerçekten yine paketlemeyi öveceğim ya, lanet olsun. Elimde değil gerçekten. Yani o kadar iyi paketliyorlar ki. Ben gerçekten kutularına hayranım yani. Bitki asla zarar görmüyor yani. Bu arada bitki çok güzelmiş. Bir saniye ona geleceğim şimdi. Kamera biraz aşağı düştü galiba. Şunu böyle biraz yukarı kaldırayım. Tamam. Zaten Syngonium Albo'nun kutu açılımını yaptığım videoda baya böyle kutuyu detaylı göstermiştim ve çok beğendiğimi söylemiştim. Şimdi yine aynı şekilde asla bitkide bir zarar yok. Hiçbir şekilde hasar almamış ve bebek gibi gelmiş yani. Çok beğendim yine. Bu paketleme olayı beni benden alıyor gerçekten. Teşekkür ederim Cultplant size tekrardan. Bu buradan görebileceğiniz üzere Spatifilum Domino olarak geçen bir tür. Spatifilum Valisi Domino veya Spatifilum Valisi Variegata veya Spatifilum Valisi Diamond olarak geçiyormuş. Ya ben hepsinin arasındaki farkı tam olarak algılayamadım maalesef. Çünkü yani çok fazla Spatifilum'un varigasyonlu bir sürü türü varmış. Ki ben o kadar fazla olduğunu bile bilmiyordum. Ama bitkiyi aldıktan sonrasında bakayım acaba işte ne tür olarak geçiyor tam olarak diye bir düşündüm. Ve gerçekten bir sürü varigasyonlu formu varmış kendi bu türün. O yüzden hangisi olduğunu tam olarak maalesef ki çözemedim henüz. Fakat aklımda 3 tane tür ismi var. Üçünden biri. Yaprakları gerçekten çok güzel. Bu arada yakından göstermeyi unuttum. Yaprakları bu şekilde. Gerçekten çok uzun zamandır istiyordum. Çok mutlu oldum. Ben bu bitki için şöyle iki boyutta terakota saksı buldum evde ve ikisinden birine koyarım diye düşündüm. Muhtemelen buna koyacağım. Çünkü hiçbir şekilde kökleri aşağıdan çıkmamış ve gayet aslında bu saksı boyutu bile yeterli. Fakat ben ne olur ne olmaz birazcık daha büyüteceğim. Ve ayrıca daha küçük bir saksı yok evimizde şu anda. O yüzden buna koyacağım. Evet, ortalığı batırmaya çok özlemişim gerçekten. Bu arada ben bu Cultplant'in toprağını direkt olarak yeni saksıya geçiriyorum. Çünkü Cultplant'in hazırladığı toprak zaten çok güzel. O yüzden değiştirme ihtiyacı duymuyorum hiçbir zaman. Fakat normalde herhangi bir yerden yeni bitki aldığınız zaman toprağını kontrol etmeyi unutmayın yeni aldığınız bitkinin. Çünkü çok yüksek ihtimalle çoğu zaman seralarda kullanılan geçici topraklar veya işte çok kalitesiz torflar kullanılıyor. O yüzden onu aslında değiştirmeniz lazım çoğu zaman. Fakat bazı istisnalar var, Cultplant gibi. Güzel toprak hazırlıyorlar ve o güzel toprağın içinde gönderiyorlar. O yüzden bazen nadiren olsa da değiştirmenize gerek kalmıyor. Bu arada beni göremiyorsunuz şu an, özür dilerim. Bitkiyi buraya böyle oturttum şu anda. Üstüne kendi toprağımdan ekleyeceğim birazcık. Çünkü
Saksıyı büyüttüğüm için üst kısmı biraz boş kaldı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kamera standında bugün bir problem var. Nedense. Ve devamlı olarak kayıyor. O yüzden bir türlü ayarlayamadım. Ve arada bir kalkıp onu kaldırmak zorundayım şu anda. Sinirlerim bozuldu. Özür dilerim bu konuda. Size şimdi bir şeyler anlatacağım. Şöyle ki biz biliyorsunuz ki geçen seneden beri İspanya'ya gideceğiz fakat gidemiyoruz. Onu bir açıklamak istedim. Çünkü işte İspanya'ya gittikten sonrasında bir sürü bitki alırım, bilmem ne yaparım falan filan diye bir sürü varsayım olarak bir şeyler konuşmuştum sizinle biliyorsunuz ki. Fakat bir türlü gidemedim ve böyle çok saçma sapan bir durum haline geldi bu. Neden gidemediğimizi bir açıklamak istedim size. Çünkü şöyle bir şey var. Salgın olduğundan dolayı aşısız insanları almıyorlarmış. Biz gitmeye karar verdiğimiz zaman böyle bir şey yoktu. Fakat bizim gitmemiz birazcık ertelendi. Sağlık problemleri vesaireler yüzünden. O yüzden gidemedik. Gitmeye karar verdiğimiz zaman da kenara çekmem gerekiyor. Gitmeye karar verdiğimiz zaman da maalesef böyle bir güncelleme oldu. Olmuş daha doğrusu. Şimdi birçok insan muhtemelen benimle bu konuda çatışabilir. Neden aşı olmadınız vesaire diye. Emin olun kendimizce sebeplerimiz var. Ve aşı karşıtı insanlar değiliz. Komplo teorisi hiç değiliz. Ama bu konu hakkında böyle özellikle konuşmak da istemiyorum. Kamera yine düşüyor. Ya dediğim gibi böyle gerçekten üstüne konuşulacak bir konu bile değil yani. Çok müthiş bir sebepten dolayı aşı olmadık değil. Sadece olmadık yani. Ve olmadığımız için de bir türlü gidemedik. Ve aslında olmayı düşünüyorduk en son. Sonra kaldırdılar falan. Yani aşı olma zorunluluğunu kaldırdılar gibi bir şey oldu. Sonra dedik ki o zaman tamam. İşte doktor kontrolleri falan filan var şu anda Jack'in. Ve diyabet hastası çünkü biliyorsunuz ki. Onları hallettikten sonrasında işte bana vize çıkartırız. Sonra bilet alırız ve gideriz diye düşünüyorduk. Ama galiba yine aşı zorunluluğunu kaldırmamışlar gibi bir şey olmuş. Yani tam olarak düzgün bir kaynak bulamadık bir türlü nedense. O yüzden baya ertelenip duruyor. Yani biz de ona göre aşı olup olmamamıza karar vereceğiz artık. Ve umarım yazın gideceğiz diye düşünüyoruz. Bu da böyle bir şey. Bunu da size açıklamak istedim. Çünkü gerçekten çok garip bir şekilde gidemedik yani. Ve hiç açıklamamıştım da bu durumu size. Gideceğini söyledin, neden gitmiyorsun? Bir sürü grow light alıp gelecektin falan gibi bir şey olsun. Kafanızda böyle bir şeyler, soru işaretleri kalsın istemedim. Çünkü bayağı bir plan yapmıştım. Yani işte İspanya'daki Valencia'da botanik bahçe varmış. Orayı vloglayacaktım vesaire vesaire gibi. Bir sürü şey planlamıştım. Fakat hiçbir plan çöp olmadı. Sadece bayağı ertelemek durumunda kaldık. Bunu da böyle açıklamış olmak istedim. Bu arada bitki hazır. Sadece birazcık böyle bastırıp yerine oturtturmam gerekiyor. Bugün şu kamera olayı beni gerçekten çok deli etti ya. Devamlı olarak aşağı kayıp duruyor ve devamlı kalkıp düzeltmek zorunda kalıyorum. Çok rahatsız edici yani ve beklemiyordum böyle olduğunu. Tamir ettim zannetmiştim fakat edememişim belli ki. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Evet, bitkimiz hazır tam olarak. Şöyle şunun altındaki toprakları da dökeyim. Böyle bir çocuğumuz oldu koleksiyonuma da. Böyle bir wishlist bitkisi eklenmiş oldu. Bu bitkinin bakımından birazcık bahsetmek istiyorum. Zaten bu bitkiyi hepimiz biliyoruz eminim ki. Çünkü hani annelerimizin böyle evinde var olan, %100 var olan yelken çiçeğinin varigasyonlu hali. Hoş geldin Golgi. Ve bakımları da zaten aynı. Sadece beyaz olan kısımlar daha fazla güneşe duyarlı oluyor, yanabiliyorlar vesaire. Ama böyle çok da çok duyarlı güneşe, bir saat bile güneş ışığı alsa dayanamaz gibi bir durum söz konusu değil. Sadece birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde herhangi bir bakım farklılığı söz konusu değil.
Çok kolay bir bakımı var. Zaten herkes bakabiliyor bu bitkiye bildiğiniz gibi. Ayrıca azışığa da tolerasyonu var. Fakat azışıkta bırakmıyoruz bitkilerimizi. Minimum orta ışık koşullarında bakmaya çalışmamız gerekiyor bence. Golgi arkadaki kutuya sürtünüp duruyor şu anda, bilmiyorum neden. Onu bir bırak bence. Ama ben video çekiyorum şu anda. Niye dikkatimi dağıtıyorsun? Kamerayı yine kaldırmak durumunda kaldım. Yine böyle aşağı düşmüş. Ne diyordum en son? Ha, bu bitkinin evet bakımı gerçekten kolay. Az ışığa tolerasyonu var ama orta ışıkta minimum bakmanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde sulama ihtiyacı birazcık bir tuhaf bu bitkinin. Çünkü en ufak bir sulama hatasında, sulama hatası dediğim susuz bırakılma durumu. Bu bitki kesinlikle susuzluğa gelemiyor. Çünkü biliyorsunuzdur, sulamadığınız zaman o kadar saçma sapan bir şekilde bütün yapraklarını eğiyor ki ay elimi vurdum. Hiç böyle tamamen drama üzerine kurulu bir susuzluk hayatı var. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde full diğer tropikal bitkilerle full aynı bakıma sahip. Başka ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Kamerayı yine kaldırdım ve demin gülme krizine girdim gerçekten. Çünkü gözümün önünde aşağı doğru böyle kayıyor ve çıtırdıyor şu anda. Her neyse, dediğim gibi bitkinin bakımı gerçekten çok kolay. Ve eğer olur da bir gün bu bitkiden almaya karar verirseniz ve eğer bu bitkiyle ilgili bir problem yaşarsanız bu videonun yorumlarından veya Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bitkinizle ilgili bir sorun olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videom bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.